birbirinden kıymetli eşleri ve basın mensubumuz ve değerli misafirlerimiz. İktisadi Kalkınma basın mensubu Dayanışma. Çalıştay toplantımıza hoş geldiniz. İkinci Çalıştay toplantımıza hoş geldiniz. 10-11 Aralık 2016 Ava'da yapılmakta bu Çalıştay toplantımız. Çalıştay Divanı'na Mali Müşavir Hasan Akdemir, Mali Müşavir Hüseyin Yılmaz ve Mali Müşavir Ali Gökçe Bey'i önererek oyunuza sunmak istiyorum. Kabul edenler. Kabul edildiniz. Divan için kendilerini divana beklemekteyim. Abi sen sağa geçen bizim buraya Muhasebeciler Hareketi'nin değerli katılımcıları, misafirlerimiz ve basın temsilci arkadaşımız, hepinize saygıyla selamlıyorum ve hoş geldiniz diyorum. Bizi seçtiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi toplantının sağlıklı yürümesi açısından önce bu telefonlarımızı sessize almayı rica ediyorum. Şimdi toplantımızın bir gündem maddesi var. Arkadaşlarım size dağıttılar. Burada zaman saat de sınırlı. Şimdi bu arkadaşlar teşekkür ediyorum. Onlar da böyle bir çalışma yapmışlar. Şimdi dört gruptan hatta beş gruptan ibaret bu çalışmanın tamamı. Şu an biz işin başındayız. Saat 13'e kadar bu oturum devam edecek. 13'te yemek molası, bir ara vereceğiz, yarım saatlik bir ara vereceğiz. Şimdi bu ara içerisinde yaklaşık şu an saat 12:20 var. Gerçi 11:10'da başlamamız gerekirken 11:45'te başlıyoruz. O yüzden belki biraz sarkabilir. Bunu mazur görmenizi rica ediyorum. Bu bilgiyi söyledikten sonra şimdi konuşmalara geçiyoruz. Çalıştay'ın sunuş konuşması konusunda grup sözcümüz, başkanımız Emine Funda Üçüncü Hanımefendi'ye söz veriyorum. Buyurun Funda Hanım. Teşekkürler Divan. Sevgili arkadaşlar, değerli eşleri, 10-11 Aralık İstanbul Katılımcı Muhasebeciler Hareketi'nin yapmış olduğu ikinci çalıştaya hoş geldiniz. Hepinizi sevgili saygıyla selamlıyorum ve de bu hafta sonunu ailelerimizle beraber bizlerle paylaştığınız için, zaman ayırdığınız için ayrıca teşekkür ediyorum. Yaklaşık 10 aylık bir süreden beri yürütme olarak görevi yapıyoruz. Şubat 2016'dan beri. Yapmış olduğumuz 10 aylık süredeki çalışmada hareketli bir dönem geçirdik. Geçirmiş olduğumuz dönemde Şubat 2016'dan itibaren yapmış olduğumuz 10 aylık çalışmada dönem itibariyle oldukça hareketli bir dönem geçirdik. Önce Şubat 2016'da örgütlenme çalışmalarıyla başlayan Şubat, Mart ve Nisan ayı dönemlerinde bölge ve meslektaşlarımızın büro ziyaretleriyle oluşan bir çalışma yaptık.
Burada karşılaştığımız sıkıntı şuydu. Grup ismimizi Kasım 2015'te değiştirmiş olmamız, İstanbul Katılımcı Muhasebeciler Hareketi isminin mevcut olan sistem içinde biliniyor olmaması ve bunun sıkıntılarının yaşanmasıyla ilgili bir dönem geçirdik. Çünkü kendinizi bir kere daha anlatmak durumunda kalıyorsunuz. O anlamda grup isimlerinin değişmesinin yarattığı problemleri belki Çalıştay içinde de beraberce değerlendirebileceğiz. Niye bu Çalıştay'a gerek duyduk? Şu anlamda gerek duyduk. Yapmış olduğumuz öncelikle örgütlenme çalışmaları, arkasından Mayıs 2016 dönemindeki İstanbul Mali Müşavirler Odası'na yönelik seçim çalışmamız esnasında yapmış olduğumuz Yeni Muhasebeciler grubuyla yapmış olduğumuz ittifak sürecinde yaşanan hareketlilik, artıları ve eksileriyle seçime girmemiz, seçim sonrasında yaşamış olduğumuz değerler ve olgulara baktığımızda zaman zaman problemleri artarak önümüze geldiğini gördük. Buradaki süreçte özellikle güç birliğine gitmek, Mayıs döneminde güç birliğine gitmiş olmanın grup üzerinde veyahut da bizler üzerinde çalışma programımızın aksamasında sıkıntı olduğunu beraberce yaşadık. Bütün bunları yaşarken arkasından Ekim 2016'da TÜRMOP sürecine girmek üzere zaman akarken bu dönemde yaşadığımız olgular acil bir şekilde TÜRMOP süreci sonunda Çalıştay yapma gerekliliğini doğurdu. Neyi hedefliyoruz bu Çalıştay'dan bu kadar dönem sonra? İlk hedeflediğimiz şey, grubumuzun bir tarihçesi var, bir olgusu var. Yaklaşık 25 yıllık bir süreden beri var olup gelen bu olguyu bugünle bağdaştırmak, temellerimiz ve kökümüzü sağlamlaştırmak. Birinci hedefimiz bağlarımızı güçlendirmek, ses ve güç birliğini hedeflemek. İkinci amacımız grubumuzun temel görüşlerini ve varlık gerekçemizi, bu grubun varlık gerekçesi nedir? Bu kadar Türkiye'de azınlıktayken, görüş olarak azınlıktayken, meslek grubu içinde de belki azınlıktayken, dik duruşumuzu ve varlığımızı, düşüncelerimizi, doğrularımızı değiştirmeden, eğritmeden, saptırmadan ya da Türkiye genelinde demokratik yapı yok olurken grup içindeki demokratik yapıyı düzgün bir şekilde sağlam tutmaya çalışırken yaşadığımız negatiflikleri sonucunda bir bütünü bozmadan devam edebilmek adına hatalarımızı veya sevaplarımızı beraberce görebilmek adına bu Çalıştay'dan bir sonuç ya da yorum çıkmasını hep beraber grup adına arzu ediyoruz. Bir başka konu, uzun süreli, uzun gelecekli bir çalışma programı olması gerektiğini düşünüyoruz bu grup için. Bugüne kadar yapılmış olanların yanında daha neler olabilir, nasıl bir örgütlenmeye gidilmeli ve bunun için temel olacak, değişmeyecek düşünce birliği ne olmalı? Bu ana eksenimiz ne olmalı? Düşüncedeki ana eksenimiz ne olmalı? Ağırlıklı bunun neticesini bulmayı hedefliyoruz. Bütün bunları yaparken Türkiye'nin içinde bulunduğu konumda demokrasinin artık yaşanabilir olmadığını, kavram olarak Türkiye'de şu an sözü edilemediğini söylemek isterim. Bunu değişik panellerde, değişik söylemlerde duyuyoruz, okuyoruz ve yaşıyoruz. Demokrasiyi kaybetmek arkasından belki laiklikle de ilgili ağır bir baskı yaşamak ve geleceğimiz günlere baktığımızda grubumuzun meslek adına söyleyecek sözünün Türkiye genelinde de
demokratik düşünceyi, bu düşünceden vazgeçmeyen ahlaklı, sağlıklı düşünceli insanların bir arada tutmaya yönelik çalışmalar yapılması gerektiği inancımız var. Bunu şöyle özetlersek, ülke genelinde demokrasi güçlerinin birliğini sağlayacak bir meslek cephesi oluşturmak diyebiliriz. Bu konuda katkı sunmak gerektiğini düşünüyoruz. Bir başka şey, bugüne kadar zaman zaman meclis toplantılarımız oldu veya tiyatrolar oldu yaptığımız ama aramızdaki canlı ve sıcak dayanışmanın bütün üyelerimizi aileleriyle ve eşleriyle kapsayarak büyük bir aile ruhunu sıkılaştırarak devam etmek gerektiğiyle bu çalıştayı hedefliyoruz. İki günlük bir program bu. Bugün itibariyle saat zannediyorum 1.30'a kadar devam edecek. Sonra bir aramız olacak. Daha sonra saat 4 civarında bir aramız daha olacak. Ve 18.30'a kadar zannediyorum sabahki sarkmayla beraber devam edecek. Bu çalıştayın neticesiyle ilgili rapor yarın itibariyle akşam çalışacağız. Sizlere yarın hazırlayacağız ve okuyacağız. Eksikliklerimiz, fazlalıklarımız tartışılacak. Sonuç bildirgesi oluştuğu zaman da basın mensubu arkadaşlarımıza aktarılacak. Burada söylemek istediğim şudur. Bu çalıştayın Aralık 2016 İstanbul Katılımcı Muhasebeciler Hareketi adına yapmış olduğunuz çalıştayın sonuçlarının önce ülkemize, mesleğimize ve ülkemizdeki diğer illerdeki bizlerle aynı duyguları paylaşan, önce demokrasi diyen, demokratik davranışta bulunan, mesleğinin problemlerinin farkında olan, aynı sözü söyleyebilecek, bir arada olabilecek, aynı ruhu taşıyan, dil ve gönül birliği sağlayacak arkadaşlarımızla sesimizi duyurmaya devam etmek için doğru sonuçlar çıkarmayı arzu ediyoruz. Ve diyoruz ki bu grup yıllardan beri mesleğin vicdan grubu olmuştur, dik ve doğru durmuştur ve varlığını bu şekilde sürdürmüştür. Bu anlamda inanıyorum ki bu çok...